Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili koç burçları için tarot açılımı yapacağız. İki ile birlikte ilerleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Şöyle kartımı alarak karıştırmaya başlıyorum. Ben bu videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün koç burçlarının niyetine niyetleniyorum. Siz de arkadaşlar niyetlenebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra. Evet, şimdi tekrardan niyetlenmenizi isteyeceğim. Evet arkadaşlar niyetlerinizde bulunduysanız merak ettiğiniz şeyleri evrenin karşı ve kartlara karşı sorduysanız Hemen falıma başlıyorum. Öncelikle maddi anlamda yaşayacağınız durumlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Maddi anlamda şu sıralar biraz kendinizi rahat hissediyor olabilirsiniz ama aslında önümüzdeki günlerde bu durum bu şekilde devam etmeyecek. Çünkü yaşayacağınız birkaç kayıp var hatta böyle ard arda gelen belki ihtiyaçlarınız çoğalabilir evinizdeki herhangi bir şey bozulabilir bundan kaynaklı elinizdeki para fazlasıyla harcanabilir. O yüzden e, yani evdeki hesap, çarşıya uymayacak. Şu an kendinize güveniniz ve maddi anlamda bir rahatlığınız varsa bile önümüzdeki haftalar için mutlaka harcamalarınıza dikkat etmelisiniz ve maddi anlamda zorluklar yaşama ihtimalinizin yüksek olduğunu bilerek devam etmelisiniz arkadaşlar. Birkaç olayın ardarda gelmesi maddi kazancınızdaki azalmaya veya elinizde olan maddi desteğin paranın azalmasına hızla bitmesine sebep olabilir bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum kariyer anlamında ve eğitim anlamında da aynı şekilde arkadaşlar şu anda iyi noktada olduğunuzu görüyorum ancak ekonomik durumunuzun azalmasıyla birlikte eğitim durumunuzda ve kariyer durumunuzda da yaşayacağınız bir takım problemler arda arda gelebilir özellikle 2-3 tane arkadaşınız var sizin arkanızdan konuşan dostlar okulda olur ya da kariyerinizle alakalı niyetlendiyseniz iş yerinizde olur. Arkanızda konuşan insanlar var. Bu insanlardan kurtulacağınızı görüyorum. Ama yine de bu durumu sizin işinize ya da eğitiminize yansıyacağını söyleyebilirim bu durumu maddi açıdan hani dedim kazancınız biraz zorlaşacak vesaire toparlayacağınızı görüyorum ama nasıl toparlayacaksınız belki 1-2 hafta kadar belki 3 hafta kadar bu durum devam edebilir Tabii ki ilk başlarda biraz daha zorlu olacak sonrasında yavaş yavaş kendinizi tekrardan toparlayacaksınız uzun bir süreç olmayacak ama yine de dikkat etmenizi tavsiye ederim etrafınızdaki insanlara ve onların nazarlarına dikkat edin etrafınızdaki da sizin aklınıza dedikodu çıkaran ve size nazar değdiren insanlar olabilir. Elinizden geldiği kadar elinizdeki paranın miktarını da kazancınızı da kimseyle paylaşmayın. Başarılarınızı da önümüzdeki haftalarda biraz gizli tutabilirsiniz dostlar. Ama dediğim gibi 2-3 haftalık bir süreç bu süreci atlattıktan sonra artık yavaş yavaş tekrardan eğitim anlamında ve kariyer anlamında bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Önünüzde kısmetler çoğalacak ve artık yavaş yavaş tekrardan eski formunuzu yakalayacaksınız. Ruh halinize bakacak olursak arkadaşlar, ee, şu sıralar e, dedim ya hani haksızlığa uğrayabilirsiniz vesaire gibisinden hemen Adalet kartımız çıkmış zaten onu görmemiştim yorumlarken Adalet kartımızın da çıkmış olması sizin haklı olmanızla birlikte yaşayacağınız bir durum yani bir tartışma olacak insanlar haksız hani siz kendinizi savunma gücü bile verilmemiş size yani ve e, hani adeta gerçekten çabalıyorsunuz kendinizi anlatmak için suskunluğunuzu bozmak için kendinizi doğru ifade edebilmek için bu şans size verilecek. Önümüzdeki haftalarda belki e, biraz suskunluğunuzu koruyabilirsiniz ya da insanlar e, başkalarının dediklerine kulak asabilirler ama ardından dediğim gibi bu 2-3 haftalık durumu geçtikten sonra atlattıktan sonra artık bu durum değişecek ve sizin haklı olduğunuz ya veya, veya kimin haklı olduysa artık kimin ne hakkı varsa ona gidecek arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. E, aynı zamanda maddi anlamda da dediğim gibi yine toparlayacağınızı görüyorum. ilişki anlamında bakacak olursak şu anda ilişkisi olmayanlar için söyleyebileceğim şey ee, şu ki ilişkiniz arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim ilişkisi olmayanlar için kendimi bazen ifade etmekte güçlük çekiyorum. Yani sanki bir ilişkiyi noktalamışsınız ya da bir flörtü noktalamışsınız ya da aşk hayatınızla alakalı bir şeyleri noktalamışsınız bitirme kararı almışsınız devam etmek istemiyorsunuz. Duygularınıza belki veda etmek istediniz artık duygularımla değil sadece mantığımla seçim yapmak istiyorum gibi kararlar aldığınızı görüyorum. Önümüzdeki günlerde de yine bu şekilde devam edeceğini görüyorum. Tam olarak böyle sizi heyecana düşüren bir aşk önümüzdeki bir iki hafta için görünmüyor dostlar. Ama dediğim gibi bir şeyi noktalamışsınız aşk hayatınızla alakalı ve önümüzdeki günlerde birazdan mantık çerçevesi içerisinde insanları tanıyacağınızı söyleyebilirim. Eee şu an sevgilisi olanlar için de söyleyebileceğim şey. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar iletişiminizin daha da güçleneceğini söyleyebilirim. Özellikle şu sıralar birazcık tartışmalar yaşadığınızı, hatta ilişkiyle alakalı işte madem istiyorsun ilişkiyi bitir vesaire gibisinden birbirinize karşı kırıcı sözler söyleyebildiğinizi görüyorum ama arkadaşlar e, bu durum toparlanacak. Özellikle bir aile büyünüz olur, bir arkadaşınız olur ya da güvendiğiniz herhangi bir insan bu insan sayesinde aslında biraz daha olgun bir şekilde ilişkinizi devam ettirip ya da ettirmemek adına bir karar alacağınızı görüyorum. Ben ettireceğinizi, bir şans daha vereceğinizi düşünüyorum. Çünkü ikinizin de biraz gergin olduğu bir dönemdesiniz. Etrafınızda yaşadığınız olayların tetiklemesiyle birlikte birbirinize karşı birazcık kırıcı olabilirsiniz ama dediğim gibi bu durumu atlatacaksınız dostlar bana güvenin ve böyle ani kararlar vermekten kaçının elinizden geldiği kadarıyla. Ve dostlar Şimdi evliler için de söyleyebileceğim şey evde erkek olan e, tarafın baskın olması var ve sonra bir anda tekrardan e, bu sefer hani şey nasıl diyeyim dengesizlik var bazen kendimi anlatmakta ifade etmekte zorlanıyorum bir dengesizlik var. Bir diyor ki ben baskın karakter olmalıyım bir diyor ki sen karar ver ben karar vermek istemiyorum ne olursa olsun sen karar ver sen ne diyorsan o. ve bu dengesizlik evliliğin içerisine de yansıyor arkadaşlar mutlaka bir denge kurulmalı. Eğer hani daha huzurlu bir evlilik istiyorsanız yapmanız gereken şey hani ya sadece ben karar vereceğim ya da sadece sen karar ver ben düşünmek istemiyorum ya da karar vermek istemiyorum demekten ziyade benim düşüncem bu şekilde senin düşüncen nasıl sizin için anahtar sözcük kilit nokta bu dostlar. Ee, bu şekildeydi fal. Umarım hepinize faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, güzel yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın ve sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşmayı da unutmayın özel olarak fal baktırmak istiyorsanız benim instagram hesabım açıklama kısmında yazıyor. Eğer orada göremezseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Ben size kendi instagram hesabımı tekrardan yazabilirim dostlar. Bu kadardı. Umarım size yardımcı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Hepiniz için güzel günler, güzel haftalar diliyorum arkadaşlar. Ve bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.